Hoş geldin. Abla. Heh? Doktoru buldum. Onunla konuştum. Derya ablan senin ablan değil, annen dedi. Doğru mu bu? Ne diyeceksin? Cevabını bekliyorum. Tövbe bismillah. Bana ne soruyorsun ya? Derya'ya sor. Beni buna ortak etme. Bilmiyorum ben. Hoş geldin. Gel. Hoş buldum. Unuttum ya. Ne demem gerekiyordu? Neydin sen? Nasıl yani? Sen bana zapt-ı amiri dersin, ablacığım dersin. Ablacığım. Tabii ya. Ablacığım. Bana onca yıl analık yapan vefakar, cefakar ablacığım. Senin hakkın ödenmez be. Ben seni alkışlamak istiyorum abla. Bana onca yıl yaptığın analıktan dolayı seni alkışlamak istiyorum. Annem yaşasaydı seninle gurur duyardı. Vay be Derya. Nasıl yaptın bunu derdi. Ama benim annem yaşayan bir ölü. Sana bir kez daha annemi anlatsana diye sormayacağım. Çünkü merak etmiyorum. Yalandan bir anne masalı anlatırken annemi tanıdım ben. Ama her yalanın karşısında bir doğru var. Bugün doktorla konuştum. Bana ne dedi biliyor musun? Senin annen yaşıyor dedi.
Senin annen yalancıların ustası dedi. Benim annem yaşıyormuş. Meğer benim annem... Benim annem... Utanmadan benim karşıma geçip ben senin ablanım diye beni kandırıyormuş. Benim annem... Senmişsin. Doğru mu? Bana bir cevap ver. Ne olursun bir şey söyle. Konuş. Bana bir cevap ver. Ben senin ablanım, annen değilim de bana. Benden bir anne lafını bile esirgeyen kadın zaten benim annem olamaz. Olamaz. Annen öldü demiştin ya. Annen öldü demiştin ya. Benim annem. Şimdi öldü. Mert. Şimdi öldü. Mert. Şimdi. Gelsin. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unutmak.